arkadaşlar, şimdi Pisa'ya doğru yürüyüşe geçtik. Alan hemen önümde, annem yanımda. Gidiyoruz Sarıya. Birazdan Pisa'da olacağız. Arkadaşlar, İtalya Pisa'dayız. Harika bir gün çünkü çok sıcak değil. Malumunuz İtalya çok sıcak olur. Güzel bir esinti var değil mi anne? Benim bir konu var. Annemle güzel resimlerini çektim. Bunu da selamlarımız var değil mi? Herkese. Evet, sabriye Burçay. Güzel bir duygu değil mi? Bir yıllar sonra Pisa'ya gelmek. Michelangelo'nun ve Leonardo da Vinci'nin memleketine gelmek. Güzel bir duygu. Bunlar dünya çapında ünlü ressamlar. Evet. Hemen karşımızdaki katedralin de içinde Michelangelo'nun, Botticelli'nin ünlü eserleri var. Şu anda aklıma gelmeyen daha birçok eser. Bu katedralin içinde resimleriyle bu ünlü ressamlar burada yer almışlar. Evet, bu. Biraz yürüyelim istersen. Gözümüzden de kaçmadı. Komandolar burayı koruyorlar. Ne yazık ki son dönem turistik yerlerde yaşanan kötü olaylardan dolayı komandoların da, İtalyan komandolarının burayı koruduğunu görüyoruz. Bakın hemen size yakına getireyim. Şöyle. Şurada belki görüyorsunuzdur. Bugün bu. Evet. Üçüncü kata kadar yapılmış. Üçüncü kattan sonra zemin katının kil olduğu için ağırlığı taşıyamadığı fark edilmiş ve üçüncü katta bırakılıyor Pisa Kulesi ve 100 yıl sonra yeniden inşa etmeye başlıyorlar ama ne yazık ki o eğimi kurtaramıyorlar. Eğim devam ediyor ama şu anda Pisa doğru geliyormuş gibi. Değil mi? Bu annem yukarıya bakınca üstümüze doğru geliyormuş gibi değil mi? İşte 100 yıl sonra o 3. kat yapılıyor önce, 100 yıl sonra devamı yapılıyor. Kaç katlı bakalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kat. Kalan katlarda 100 yıl sonra yapılıyor. Bu kulenin amacı, bu katedralin çan kulesidir burası. Çan kuleleri o dönem hemen katedrallerin yanına yapılıyor. Kim daha büyük katedral yaparsa o aile işte onunla gurur duyuyor. Çünkü bu çan kulelerini oranın, o bulunan yerin ünlü aileleri yaptırıyormuş. Bu çan kulelerini. En yüksek kuleyi yaptıran da onları onur olduğunu duyuyormuş. Ama Pisa Kulesi'ni yaptıran işi biraz ters gitmiş. Sonra Allah yüzlerine gülmüş diyelim. Turist üstüne turist geliyor buraya. Bu eğriliğinden dolayı. Belki doğru olsa kimse gelmez. Çok iyi. 10 üzerinden 9. Güzel. Bir puanı niye kırdınız? Bir puanı niye kırdınız? Sen de onlara sponsor... Sonra söylerim. Peki. Sen de onlara sponsorize olmuş gibi. Arkadaşlar, Pisa'nın sokaklarında geziyoruz. Evet, çok güzel resimler var dünyanın üstünde. Muhtemelen zamanında bir tüccarın, bir gemicinin, yani bir denizcinin gibi olmuş olabilir. Evet, devam edelim.
Pizza'da yürümeye devam ediyoruz. Nehir kenarındayız. Çeşit çeşit birbirinden güzel binaların önünden geçiyoruz. Ben bu renkleri çok severim. Çocuklar önden yürüyorlar. Nehir hemen yanımızdan akıyor. Şöyle arkayı da size gösterelim arkadaşlar. Nasıl buldun anne binaları, kapıları, çok güzel renkleri? Hepsi birbirinden güzel. Değil mi? Etkileyici. Tarihi. Şimdi çok özel bir binanın önüne geliyoruz yavaş yavaş yürürken. Hem rengi güzel değil mi? Bak şu bina. Görüyor musun? Yakın alayım biraz. Şu. Venedikli tüccarlar. Bu tür evleri yaptırıyorlarmış zamanında burada. Buralarda yaşıyorlarmış. Evet. Diğerlerine göre daha alımlı değil mi? Hı hı. Şu an olarak işlenmiş. Burada ne yazıyor? Şey, özel bir markanın ismi. Alttaki dükkanlar ama bina başlı başına bir olay. Çok ince detay işlenmiş. Deux fois thé. Thé breakfast English. Yavaş yavaş o muhteşem yapıya doğru geliyoruz. Floransa'nın önemli sembollerinden biri olan bu büyük katedrale doğru yürüyorum. Gerçekten çok turist var. Muhteşem bir yapı. Bu yapının çatısı çok önemli. Kumdalar örülmüş ve halen şimdi diyeceksiniz ki ne var bunda? İşte sır bir çatı olduğu söyleniyor. Evet. Rengini de korumuş. Olağanüstü güzel bir katedral. Sevgili arkadaşlar, tabii sponsoru o dönemin oraya 400 sene boyunca hakim olan Medici ailesi, bankacılık sisteminin de kurucularından. Bunlar çok zengin bir aile. Tam 400 sene boyunca Rönesans'la birlikte bu bölgede hüküm sürüyorlar. Hem Da Vinci'nin, Leonardo Da Vinci'nin hem de Michelangelo'nun ürünlerini, sanat eserlerini oluşturmasında, yapmasında büyük katkı sunuyorlar. Maddi destek sunuyorlar. İzlediğiniz üzere zaten çok kıymetli mermerlerle, inşaat araç gereciyle yapılan, inşaat malzemesiyle yapılan bir bazilika. Tüm heykeller zaten birbirinden değerli, kıymetli.
Arkadaşlar şu anda Floransa'nın en önemli yerlerinden bir tanesindeyiz. Meşhur köprüsü, Medici ailesi bu köprüde daha önce işte hayvanların kesildiği, iç organlarının suya atıldığı bir yerken bu köprü. Biraz yakına getireyim. Burayı kuyumcular parçasına çeviriyor Medici'ler. Bu köprünün üstünü, çünkü çok ciddi kötü kokular olduğu için onların da şehre dolaşmak için kullandıkları koridorların geçtiği yerlerden bir tanesi. Bakın hemen köprünün üstünde o koridorun devamı var. O koridoru kullanarak nehrin karşı tarafına geçiyorlar. Şimdi şöyle göstereyim. Burası da şu gördüğünüz yerlerde Yahudi gettoları arkadaşlar. Belli bir saatten sonra Yahudilerin bu mahallelerden çıkmasını engelliyorlar. Hatta kapı üstlerine kilitleniyormuş. Mahallenin kapısı bu insanların üstüne kilitleniyormuş. Şu anda öyle bir şey söz konusu değil mi bahsettiğim 500-600 sene önceki konular. Son derece tarihi bir yerin görüntüsünü size çekiyorum. Arkadaşlar bu Medici ailesi bankacılık sisteminin temelini atmışlar. O kadar zenginleşmişler ki arkadaşlar korkudan sokakta yürüyemeyecek hale gelmişler. Ve şehrin binalarının üstünden kendilerine koridorlar yapmışlar. Yani arkadaşlar suikastlardan korkuyormuş bunlar. Yani bize suikast olur yolda yürürsek çok zenginiz bizi öldürürler diye düşünüyorlarmış. Masadaki bu köprünün de üstünden aynen şehrin devamı olarak bu koridoru geçirmişler köprünün üstünden. Köprünün diğer tarafındaki saraylarına gidiyorlarmış arkadaşlar. Ama bunların sonu da çok kötü olmuş. Çünkü hiç güneş ışığı almadıkları için bir süre sonra raşitizm kemik hastalığına yakalanmışlar. Ve bunların kökü de, bu ailenin kökü de kemik hastalığından gelmiş. Çünkü her doğan çocuk güneş ışığını görmediği için kısa sürede hayatını kaybediyormuş. Bunların sonu da bu şekilde olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda meydandayız ve çok önemli heykellerin olduğu bir yerdeyiz. Annem de katıldı. Anne istersen gölgeye git. Gölgeye git. Tamam mı? Birlikte gölgeye gidin. Beni takip edin. Arkadaşlar Davut heykeli. Michelangelo'nun ama bu sahtesi. Orijinali ya içeride ya Vatikan Müzesi'nde. Onu iyice bilmiyorum. Ama bu sahtesiymiş. Michelangelo'nun. Orijinali yaptı. Şurada önemli bir heykel var. Bence çok da hoş bir görüntü değil ama.